Efendim, saygılar, sevgiler. Yeni bir gün ve tarihle beraberiz. Ağustos ayı atalarımızın dizi dizi zaferler kazandıkları, büyük zaferlerin kazanıldığı aydır. Geçtiğimiz günlerde bu zaferlerden birkaçını sizlerle paylaştık. Bugün de inşallah Mohaç Meydan Zaferi'ni konuşacağız. Tarihin kaydettiği en büyük zaferlerimizden birisidir. Kazanıldığı tarih 29 Ağustos 1526 tarihidir ki bugünkü programımızı buna ayırmış oluyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Han, babası Yavuz Sultan Selim Han'ın 1520 yılında vefat etmesi üzerine alelacele getirilerek tahta cülus ettirildiği padişahtır. İkinci Osmanlı halifesidir. 73. İslam halifesidir. Tahta cülus eder etmez, Batı ile olan efendim ilişkileri gözden geçirmiş, Batı'nın istismar ettiği Batı sınırlarını yeniden düzenlemek için faaliyete geçmiştir. Kanuni'nin üçüncü seferidir bu. Ondan önce Belgrad Seferi, Rodos Seferi ve Engürüz Seferi de dediğimiz bugünkü Mohaç veya efendim Engürüz diye adlandırılan bugünkü olayı, seferi sizlerle paylaşmış olacağız. Önce o günkü Osmanlı'nın genel durumuna göz atalım. Yavuz Sultan Selim Han, yani Kanuni'nin babası, Çaldıran'da İran'a büyük bir ders vermiş. İran Şahı Şah İsmail'i mağlup etmiş. Şah İsmail hayatı boyunca daha Osmanlı'ya ters bakamaz durumdadır ama yerine geçen oğlu Şah Tahmaz Osmanlı'ya yine düşman gözüyle bakmaya başlamaktadır doğuda. Bununla da kalınmıyor. Şah Tahmaz batıdaki Macarlarla da ittifak etmek üzere adımlar atıyordu. Kanuni Sultan Süleyman Rodos seferinden dönmüş ve önünde bu tehlikeyi görmüştür. İranlılar, Şah Tahmaz hem Kanuni Sultan Süleyman'ı kale almıyor hem de batıda Macarlarla ittifak girişimleri yapıyordu, görüşmeler yapıyordu. İran'la Macar ittifakı demek, Haçlı ile İran'ın ittifakı demektir ve Osmanlı'nın kritik bir safhaya sokulması, hem doğudan hem batıdan kıskaca alınması anlamına geliyordu. Bu büyük bir tehlikeydi. Muhterem izleyicilerim, gün ve tarih programlarımızın bundan önceki bölümlerinde izleyenler hatırlayacaklardır. Yüzyıllarca Karaman Beyliği batıdaki Haçlılarla ittifak girişimlerinde bulunmuşlar ve Osmanlı'yı yüzyıllarca kıskaç hareketinde tutmuşlardır. Karaman, Yavuz Sultan Selim Han tarafından kesin olarak ortadan kaldırılması ve Anadolu Birliği'nin sağlanması sebebiyle artık Karaman tehlikesi diye bir tehlike yoktur. Memlük de ortadan kalkmıştır çünkü Batı ile ittifaka girişimler yapıyordu. Şimdi kala kala İran vardır. Güçlü bir İran'dır. Ve İran'ın Haçlılarla ittifak etmesi Osmanlı için büyük bir tehlikedir, demin arz ettim. Yani Karaman'ın yerini, Memlük'ün yerini İran almıştır Haçlılarla ittifak hususunda. Bu ittifaktan güç alan Eflak ve Boğdan üzerinde Macarlar kışkırtmalara başlamış. Yapılan bütün müzakereler, elçi tatilleri efendim herhangi bir fayda vermemiş ve Eflak Boğdan, yani bugünkü batı tarafındaki Romanya sınırları içinde kalmış bulunan topraklardaki insanlar kışkırtılıyor. Osmanlı savaşa zorlanıyor idi. İşte bunu gören efendim Kanuni Sultan Süleyman hem batıdaki Şalke'nin yapmış olduğu efendim tertipleri bozmak,
Protestanların katledilmesini önlemek ki Katolik hakimiyeti var idi Batı'da. Protestanlar, Hristiyan Protestanlar Katoliklere baş kaldırıyor ve Katoliklerin Hristiyan Protestanları yok etmek için büyük tertipler içine girdikleri, hatta Engizisyon mahkemelerinde onları yakmaya teşebbüs yaktıklarını, kendilerinden olmayan diğer din mensuplarında işkenceye tabi tuttuklarını görüyor. Protestanları himaye etmek suretiyle Avrupa'nın din birliği olarak, birlik olarak ortaya çıkmasını engellemek ve protestanları da himaye etmek suretiyle onların koyu fanatik katoliklerin dışında Osmanlı'ya dost olarak bir grup olarak kalmasını sağlamak istiyordu. İşte bu maksatlarla 100 bin kişilik ordu ve içine koyduğu 300 tane modern topla 1526 yılının Nisan ayında İstanbul'dan hareket edecektir Kanuni Sultan Süleyman Han. Yolda kaleler fethedilecek. Gelen efendim Osmanlı'ya henüz tabi olmamış olan şehirler ele geçirilecek ve Macaristan'ın giriş kapısı olan Peter Varadin'in önüne geleceklerdir. Ve Peter Varadin'i de fethetmek suretiyle artık Macaristan'ın kapılarını Osmanlı ordusuna açmış bulunacaklardır. Drava Nehri'nin köprülerle geçilmesi, arkasından geçilen bu köprülerin tahrip edilmesi ki geri dönüşümüz artık yoktur, bu işi burada bitireceğiz anlamına gelmektedir. Drava üzerindeki köprüleri de yok etmek suretiyle Kanuni Sultan Süleyman yoluna devam edecek ve Macaristan içlerinde bulunan Mohaç'a gelinecektir. Mohaç'ta efendim düşmanın 200 bin askeri Osmanlı'yı bekleyen haldedir, beklemektedir. Savaş Mohaç Ovası'nda olacaktır. Muhterem izleyicilerim, Mohaç dediğimiz yer bir ovadır ve bu ovanın bir tarafı da bataklıktır. Geçilmesi mümkün olmayan bataklıktır. Kanuni Sultan Süleyman Han öyle kurnazca tertipler almış ki düşman bozulduğu anda bataklık tarafını açık bırakacak, diğer yönlerinde tertibat alacaktır ki düşmanı bataklığa doğru çekebilsin, sürebilsin. Düşmanın Kral 2. Lajos kumandasında 200 bin askeri bulunmaktadır ama top bakımından, silah bakımından Osmanlı'dan zayıftırlar. Süvarilerine güvenmektedirler, atlarına güvenmektedirler. Muhterem izleyicilerim, 29 Ağustos 1526 günü efendim veya 28 Ağustos günü orada iki ordu karşı karşıya gelmiş. Kanuni Sultan Süleyman Mohaç'a hakim olan tepeye çıkmak suretiyle ellerini açarak o meşhur duasını yapmıştır. Şöyle niyaz eder Allah'ına Kanuni Sultan Süleyman Han. İlahi, kudret ve kuvvet senden, imdat ve himaye senden, ümmeti Muhammed'e yardım et, Müslüman'ı yerindirme, kafiri sevindirme diye gözyaşları içinde elini açarak orada dua edecektir. Sonra askerine dönecek, askeri coşturucu, onları şehitliğe teşvik edici, zafere teşvik edici ve halife-i müslimin sıfatında kullanarak onları dini bakımdan heyecana getirici veciz bir konuşma yapacaktır askere. Ertesi günü sabahleyin Macar ordusu Kanuni'nin saldırmasını beklemektedir. 200 bin Macar ordusu. Kanuni Sultan Süleyman Han ise ortaya toplarını yerleştirmiş, önüne askerlerini koymuş, yanlara da ünlü kumandanlarını dizmek suretiyle tedbirini almış ama saldıran taraf olmuyor, beklemektedir. Macar ordusu, Kral 2. Lajos'un kumandasındaki Macar ordusunun içinde 30-40 tane serden geçti vardı. Gerçekten de silahşördürler ve Kanuni Sultan Süleyman'ın karargahına, çadırına gitmeye ant içmişlerdir ve Kanuni'yi öldürmeye ant içmişlerdir kendi aralarında. Macarlar
Kanuni'nin saldırısını beklemektedirler. Ama Kanuni Sultan Süleyman saldırmamaktadır. İkindiye kadar sabredilmiştir. Ama Kral Layoş daha da sabretmeyi istememektedir. Bütün askerlerine hücum emrini vermiştir Osmanlı ordusuna doğru. Osmanlı ordusu klasik numaralarını yapmak suretiyle gelen bu büyük hücumdan mağlup olmuş gibi hilal hareketine doğru kanatlara doğru çekilerek ortadaki toplara Macar ordusunu çekmek suretiyle topların da hemen büyük bir ateşe hep birlikte büyük bir ateşe başlamaları sebebiyle Macar ordusunun dağılmaya, erimeye yüz tuttuğunu görüyoruz. Bu arada o 30-40 tane serden geçti, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın çadırına doğru ilerlemektedirler. Gerçekten de çadıra doğru geldiklerinde artık 3 kişi kalmışlardır. Gerisi Yeniçer askerleri tarafından ve Kanuni'nin muhafızları tarafından öldürülmüştür. 3 tane serden geçti Kanuni Sultan Süleyman'a doğru gelmektedirler. Artık başka onları engelleyecek kimse kalmamıştır. Kanuni Sultan Süleyman'la karşı karşıya gelmişlerdir. İşte orada 30 küsür yaşlarındaki Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcını çekerek, silahını kuşanarak bu 3 tane serden geçtiğinin üzerine şimşek gibi atıldığını, orada büyük bir boğuşmanın meydana geldiğini ve neticede bu 3 tane serden geçtiği öldürmeye muvaffak olduğunu hünkârın görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Osmanlı sultanları saraylarda yetişmemişlerdir. Saray hayatı yaşayarak cephelere gelmemişlerdir. Onlar silahları en mükemmel şekilde kullanan, gerçekten gücünü geliştiren, antrenman içinde bulunan, daima antrenman halinde bulunan kişilerdir. Kanuni Sultan Süleyman'ı hareme hapseden, harem hayatında ömrünü tükettiğini adeta millete göstermeye çalışan ve harem içinde olmadık efendim tertipler içinde Kanuni Sultan Süleyman'ı gösteren dizilerin, onları yapanların kulakları çınlasın. Muhterem izleyicilerim, kocaman Macar ordusu mağlup olmaya başlamıştır. 2 saat geçmiştir savaşın başlaması üzerinden. Sadece 2 saat. 2 saat içinde Macar ordusu panik halinde kaçacak yer bulamadıkları için, Kanuni Sultan Süleyman'ın askerleri tertibat almış oldukları için mecburen bataklığa doğru kaçmaya çalışacaklardır. Kral Layoş dahil olmak üzere 100.000'den fazla Macar ordusu bataklıklarda boğularak can vermişlerdir. En büyük imha savaşıdır. Sadece 5-6 bin esir vardır. Gerisi imha edilmiştir Macar ordusunun. Tarihler gösteriyor ki dünyada en kısa süren en büyük imha savaşı zaferi Mohaç zaferidir. Mohaç zaferinin kazanıldığı tarihte demin ifade ettik. 29 Ağustos 1526'dır. Ve artık Macar ordusu yok edildiğine göre Viyana'nın yolları Osmanlı ordusuna açılmış bulunacaktır. Osmanlı ordusu bundan sonraki hamlesinde Viyana kuşatmasına doğru gitmiş olacaklardır. Mohaç Savaşı zaferi Şalken'e indirilmiş büyük bir tokattır. Şalken ki bugünkü İberik Yarımadası'nda İspanyolların kralı ama bütün Avrupa'yı krallığı altında birleştirmeye muvaffak olmuş. Denizlerde Barbaros Hayrettin'den tokat diyor. Karada da Kanuni Sultan Süleyman Han'dan tokat diyordu. Şalken tarihi tokatları yemiş oluyor idi. Ve böylece Endülüs'te kalan Müslümanlar üzerinde yapılan efendim mezalimleri de bir nebze olsun hafifletmiş, Protestanları himaye etmiş ve tarihe de bugün size anlattığımız gibi parlak ve büyük bir zafer ihsan etmiştir Kanuni Sultan Süleyman Han. Bugünkü süremizin sonuna geldik efendim.
Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.